Peki nasıl buluyorsun Mehmet abi? Bizim yaptığımız iş hakkında bir yorumun olacak mı? Vallahi yaptığın iş güzel. Düşünmesi tanımayanları birbirini tanıyor. Sevap da oluyor aslında. Yani birbirini Biz göremeyenler mesela bundan görüyor. önce çekilen şeyler gözete var. Değil mi? Sefer Hoca, dede, ben abi meydanda oturuyor. Şimdi isim vermek olmaz da biz de aşağıda çekim yaparken yaşlı bir yengemiz geldi. Ben herhalde dedim kızacak mı? Onu da çekmiyoruz aslında. Onların mahalleye çekiyoruz. Ya oğlum dedi Allah razı olsun. Benim beyimin bir tane fotoğrafı bile yoktu dedi. Tabii. İstanbul'a gittim hemen açtılar dedi videoda eşimi gördüm dedi. Nasıl dua etti falan. Kendisi de röportaj yaptı bizimle. Yani bunlar çok güzel şeyler ama Çok güzel. bazen de sıkıntı yaşıyoruz, anlatamıyoruz bazılarına. Vallahi anlayan anlarsın, anlaması lazım da. Şimdi eskiler biraz İnat oluyor değil mi? inat oluyor. Evet. Peki bize söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Baban ne yapıyor baban? Babam bilmiyorum ki, görüşemiyoruz Beş vallahi. senedir, beş sene muhtarlık yaptık beraber. Evet, doğru, beraber yapmıştınız değil mi? Gölet'i ilk sefer onunla beraber çektik. 3 ay o Gölet'te kaldım ben. Ya ben onu soracak oluyorum. Ya babamla da şöyle bir aslında fırsatımız olur da oturamıyoruz. Bayramda bile yoktum buralarda. Bir 15-20 dakika anca görüşebildik fırsat olmayınca. Bu Gölet sorunu benim kafama bayağı bir takılıyor. Bayağı bir işte sahiplenenler var. Çok eskiden gelen böyle. O diyor ki ben yaptırdım. O diyor ki ben yaptırdım. Yani bunun doğruluğunu Şimdi ilk proje nereden çıktı? Nasıl başladı? bince hoca vallahi şimdi bilemeyeceğim. Aşağı yukarı 93'lerde miydi? Yok, daha erken. Daha erken. Daha erken. Bir şey gibi açtılar bir yer. Gölet gibi. Ondan sonra küçük bir yer açılmıştı değil mi? küçük bir yer açıldı. Ondan sonra babanla ikimiz dilekçe verdik. Dilekçe kabul oldu. Şeyde gelse geldi yeri açtı yeniden. Erbil Tokatlı bir arkadaş vardı Dözer diye. Evet. Onunla beraber 3 ay orada çayını şerbetini ben yaptım orada yemeğini. 3 ay çalıştınız kesintisiz. Kesintisiz. Şimdi yeniden bu sene şey döşediler, raylon gibi bir şey. Evet gördük onu, membran. Membran. İşte onu kayalık olduğu için su çekiyor. Evet. Dereden tarafı. Emiyor değil mi? Emiyor. Şu anda emmez herhalde. Şimdi valla bilmiyorum bir sefer gördüm. O etrafını ne yaptılar şeyi? Orayı telle çevirdiler. Kanal Evet güzel olmuş ama yeşillendirme olsa aslında oranın bir tane görevlisi olması lazım. Bundan sonra bana kalırsa niye? Dal falan atmışlar. çekiyorlardı. Yani o membran delinir ya da farklı balık falan atarlarsa o membranı yer, deler. Evet. Öyle bir tehlikesi var. Yani onca emek, onca para boşa gitmez inşallah. Güzel şeyler oluyor. Diyorsun ki başlangıcını biz geliştirdik, biz büyüttük. Baraj tipi göletin ilk emekçileri biziz diyorsun değil mi? Bizden önce Nurettin yaptı. Nurettin Aslan abi yaptı. O mu yapmıştı küçük? Küçük şey, havuz gibi bir şey açtıydı. Evet, orayı siz misli misli büyüttünüz. Çok büyük bir şey. Evet. Devlet el attı, devlet yaptı. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Hiç olmasa köyümüze bir eser kazandırdınız. Baban çok zahmet çekti. Bacağı ağrıyordu, topardı. Evet. Çok zahmet çekti, çok. Biliyorum o günleri az çok hatırlıyorum, ben de küçüktüm ama bayağı bir zahmetli işlerle uğraştınız. Vallahi çok beraber ekmek yedik. Görsem hakkını helal edeceğim. Bu sene de böyle bir gölete rast geldik. Öyle mi? Üç tepeye gidiyor, ben buradayım. Dışarı gidemiyorum. Bir akşam sana getireceğim bunu, söz. Vallahi getir. Bir akşam misafirin oluruz. Telefon et. Tamam.
Adam akıllı pastayı masayı hazırlayayım. Ooo, Çerkez pastasını mı yapacaksın? Evet. Vallahi mi ya? Vallahi yapacağım. O zaman... Onun için yapacağım olmaz. O zaman garanti geliyoruz ya. Benim abim o. Vallahi 20 yıldır aşağı yukarı herhalde böyle ağzımıza almamışızdır ya. Tabii tabii. Yapılıyor, yani, ediliyor ama işte o zaman da biz olmuyoruz. Sana bir şey soracağım dedi, ben utanıyorum sormaya dedi. Babam mı? O göletten hamur düzünü nereden çıkıyorsa dedi. Burduna geçiyor ya oraya. Evet. Ben bilmiyorum dedi. Ben biliyorum dedim, sen merak etme. Bir günü gittik ama bacağı ağrıdı. Çok sancı yapıyordu. Evet, bacağında bir problem vardı bayağı, doğru. Yalnız düzelmiş. O doktora falan gitti, geldi bayağı ama. Var var. Bitki kullandı ya, bu kavlan ağaçları var ya bizde Çerkez'de, evet. Kumbul derler. Onun bir türünü kullandı sürekli. Biraz rahatlattı diyor. Yani doktorda biliyorsunuz ya, o rahatsızlığın şeyi yok. Herhangi bir çaresi yok. Yani verdiği ilaçlar geçici bir rahatlama sağlıyor. Tabii. Ama düzeldi diyor bayağı. Bayağı da basıyor şu anda. Maşallah. Kayana şaban da düzeldi. Kayana şaban gidemiyordu. Onda da vardı değil mi aynı problem? Onda da var. O zaman o da şey yapalım. Kullandı. Kireçlenmenin herhangi bir ilacı yok abi. Kimse aldanmasın. Buradan bir söylemiş olalım. Yani tıpta geliştirilmiş bir ilacı yok. Romatizmanın ilacı yok. Romatizmanın da yok, kireçlenmenin de yok. Yani oldu. Evet, geçici şeyler. Mehmet abicim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bizi misafir ettin. Ettik ama bir şey veremedik. Olsun ya. Abicim, gönlünün zenginliği yeter senin. Peki Allah'a ısmarladık diyorum. Hadi hakkını dur. Helal et. Helal olsun. Görüşmek üzere.